Arkadaşlar merhabalar, ben Deniz Özgür Maral. Bugün ayın 26'sı, sabahleyin çektiğimiz videoda akşamleyin dolar, altın ve gümüş, euro, bunları değerlendireceğimizi söylemiştim. Şimdi bu karnı ağrıyasıca altın buralarda, yani gram altın 495 lirada duruyor. Dolar 8.56, 8.50'nin altına gitmedi. Euro 10 lira 11 kuruşlarda devam ediyor. Dolar 8.50'nin üstünde kaldığı müddetçe 8.80 yine adaydır. Euro 10 lira 10 kuruş üzerinde kaldığı müddetçe 10.30, 10.40, 10.50 yine adaydır arkadaşlar. En kırılgan dolar riskine karşı en kırılgan ülkelerden biriyiz. Ne olacağı hiç belli olmaz. Ons altın 1799 dolar, gram altın 495 ile 501-502 lira arasında salınımını gün boyunca devam ettirdi. Bir de kripto paraya bakıp sonra devam edelim. Kripto parayla ilgili sabahleyin video yapmıştım. Kripto paralardaki yükseliş göze hemen çarpıyor. Bitcoin 38.565 dolarda duruyor. Bu Amazon'un etkisi olduğunu söylemiştim. Amazon doping yaptı. Alışverişlerinde Bitcoin ve kripto paralarını kullanmak istediğini beyan etmesi dolayısıyla bu kripto paralar bu şekilde arttı. Sabahleyin 38.200-38.100 dolar seviyesinde olan Bitcoin şu an 38.558-55 dolar seviyesinde gözüküyor ve bütün amiral gemisi Bitcoin yüksek olduğu için diğer bütün kriptolarda tabii ki belli oranlarda %12-%15 yükselmiş olarak göze çarpmakta kıymetli arkadaşlar. Siz de bu gelişmeleri OKX'e aşağıda linki var. Tıklayıp bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Gel gelelim bizim olayımıza. Tabii ki bu altında oynanan oyunu izah etmeye çalışmıştık. Amerika'nın bir oyunu var altın ve emtia üzerinde. Normal yolunda giden bir altın devam ederken 1900 lira doğru falan dolarlara doğru giderken Amerika istemiyor. Bu emtiaların, varlıkların, emtia artışlarının enflasyonu arttırabileceğini, dolar kurunu baskılayacağını, çünkü ters korelasyon var. Dolarını güçlü tutmak için bir söylenti ortaya çıkardı. Geçen toplantılardan bu yana işte varlık alımları üzerinde bir düşünebiliriz. Bir ara oturacağız, konuşacağız. İşte faiz artırımı için bir beklenti oluşursa bunu yapabiliriz gibi söylemsel olarak baskı altında tutuyor altını şu anlarda. Altını da gümüşü de emtia alımlarını. Şimdi bu çarşamba günü karnı ağrıyasıçlar oturacaklar. Powell açıklama yapacak ve bu varlık alımlarının ne olacağıyla ilgili, enflasyonla ilgili beklentilerine, faiz artırımına gidilip gidilmeyeceğini, emtia alımlarının daha erken bir zamanda azaltılıp azaltılmayacağı yönünde bir takım açıklamalarda bulunacak. Bu dolar endeksi de altın da buna kilitlenmiş bir durumda. İki videodur aynı şeyi söylüyorum. 1796, 1833 arasında sıkışmış bir ons altın var. Ya bu 1796'nın altına inip tekrar 1680'li dolarlara doğru bir yolculuk başlatacak. Ya 1830'u kırıp yukarılara doğru tekrar 1875-1920'lere doğru sonra 2000 dolarlara doğru bir yolculuk başlatacakmış gibi gözüküyor. Bu çarşamba günü bunun için önemli. Çarşamba günü oturup bunu bekleyeceğiz. Bakalım Powell abi ağzından ne çıkaracak, ne bakla çıkaracak ağzından. Altın için iyimser mi, kötümser mi? Varlıklar, emtialar için veya dolar endeksi için, dolar için ne gibi söylemlerde bulunacak? Amerika'nın küresel olarak tek oyuncu olmak istiyor ve enflasyon karşısında doları da güçlü tutmak istiyor. Dolayısıyla doları güçlü tutmak için de emtia varlıklar üzerinde de bir takım söylemlerde bulunuyor. Bu delta varyantının da yayılmasıyla beraber bakalım yapacağı konuşma oldukça önem arz etmiş oldu. Şimdi biraz buralardan bakalım. Ons altın yani bu seviyelerde ne işte 1796'nın altına iniyor ne 1830'un üstüne çıkıyor. 200 günlük ortalamasıyla 50 günlük ortalaması arasında sıkışmış bir vaziyette günlükte. Bunu görebiliyorsunuz. Günlükte stop artık dibe indi. Buradan bir dönüş tekrardan gerçekleştirebilir. RSI da buna tepki gösterip tekrar çıkışa geçebilir diye düşünüyoruz. Gram altın tabii ki ons altının bu sıkıntısıyla beraber bir türlü kendine gelemeyişiyle beraber bir miktar tabii 500'ün üstüne bir türlü kendini atamadı. 501-502 gün içinde bazen olabiliyor.
Ve bu gidiyor. Bunun 480 günlükte 481 falan var. Oralara geleceğini açıkçası pek tahmin etmiyorum. Yani oralara gelebileceğini, ama gelirse de bir alım fırsatı, orada güçlü bir destek var 480. Buralarda ben çok gram altının kalıcı olduğunu zannetmiyorum. 506 lira, 505 lira, 506 liranın ne kadar önemli olduğunu her fırsatta söylüyorum. Burada bunu delip geçebilmeli 506'yı üstüne, sonra 530'lara doğru gidecektir. Şu an bir fren ve bir dinlenme şeyinden geçiyor. Dolar da çünkü bir türlü 8.56 falan geldi. O da bir şu an için desteklemiyor şeyi, gram altını. Ons altının bu şekilde yavaş hareket etmesi, doların da bir şekilde sancılı olması sebebiyle şu an için gram altın bu 495-496 ile 501-502 lira arasına sıkışmış bir halde gözüküyor, ama her anda her şey de değişebilir. Dolarda 8.58'in altına o da gitmiyor. Yani bugün kaçta kapatmış oldu altın, şey, dolar 8.56. Yani 8.50'nin altına gitmediği müddetçe 8.80 her zaman gündemde tutulmalı. Euro için de aynı şeyi söylüyorum. Ons altına, dediğim gibi, 1799'un, 1796'nın da altına gitmiyor. 1830 ile 1796 arasında gelip gelip gidiyor. Gram altın da bu ikisi arasında kaldı. Ama bir anda her şey değişebilir. Senaryo tam farklı bir hale gelebilir. Özellikle bu Kıbrıs'la ilgili Amerika'nın yine bir yaptırım yaptırım söylemleri falan filan bir şeyler var. En ufak bir gerginlikte tekrardan dolar gideceği yere gidebilir diye ben düşünüyorum. Ve yıl sonunda dolar kurunu 9 lira 20 kuruş seviyesinde bekliyorum. Daha aşağı fazla gitmesini ben açıkçası beklemiyorum. Ancak burası Türkiye ve her şey olabilir. Kendi öngörüm böyle. Gram altın da 600 ile 650 seviyesi arasında 6 ay içerisinde göreceğimi hesap ediyorum. Bunlar günlük olabilecek şeyler değil. Gram altın şu an 495 lira. Bakalım yarın ne olacak. Gümüş tabii daha çok bunlardan etkilendi. Altından daha fazla fire verdi diyebilirim. Yine bu Amerika'nın Fed, Merkez Rezerv Başkanı'nın ve toplantılarının sonuçlarından dolayı 6.93'e falan geldi. Şimdi daha aşağıda gidebilir mi? Gidebilir. Çarşambayı gümüşte bekliyor. Bakalım çarşambayı sel mi alacak, yoksa doların ve rüzgarın altında yel mi alacak? Bunları çarşamba gününden sonra konuşmak en mantıklısı olur. Euro için de bakın, euro grafiğini şu an açıyorum. Yatay bir pozisyonda devam ediyor. 10 lira 10 kuruşun altına o da inmiyor. 10 liranın altına zaten inmesini beklemiyorum. 10 lira 10 kuruş seviyelerinde durduğu her müddet 10.20, sonra 10.40 tekrar o civarlara gelebilmesini aslında açıkçası ben bekliyorum. Bitcoin ise bir saldırgan bir tutumda. Bitcoin Amazon işte başkanının, patronun açıklamalarıyla beraber, genel kurulda çıkan toplantılarda gelen kararla beraber yükseliş eğilimine girmişe benziyor. Şu anlık bir olumsuz bir haber değil, olumlu haberler gelmeye başladığı müddetçe bu da tekrardan bir 44 bini zorlayacak. 44 bini geçerse çok felaket şeyler olabilir diye düşünüyorum. Kripto paralarda da. İşte burası gram altın. Gram altın aralarda şu an kalıyor. Bir miktar göstergeler, yani düşüş yönünde 4 saatlikte bir kendine mevzi almış gibi gözüküyor. Dediğim gibi çarşamba önemli bir zaman. Çarşamba günü belirli olacak. Dolar kurundaki değişimler, ons altındaki hareketlenmeler bunu 505 liranın altın bir üstüne bir anda atabilir. Atarsa farklı bir senaryo, farklı bir şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Ben ons altını da işte yine 1830 doların üstüne çıkabilmesi bir şekilde lazım. Yoksa hiçbir gereği yok. Yani insanları hakikaten şaşırtan bir vaziyet olduğunu söyleyebilirim. Yani hiç bu kadar yatay olarak hareket etmemişti. Ya aşağıya yukarı gitmesi lazım. Yukarı doğru beklentilerimiz daha çok. 1828 4 saatlikte orayı geçerse eğer güzel bir şeyler olabilir, ama çarşamba olmadan da bir şey demek mümkün değil. Bakın Amerika 10 yıllık tahvil faizleri aslında çok yüksek değil. 1.27
dolar 1.27 seviyesinde geziyor. Bir aralar bu çok yükselmişti. 1.70'lerde falan gördük dediğimiz gibi. Gitgide azaldı. Geldi. Şimdi bu çarşambadan sonra bu faiz artırılmayacağı veya emtia varlık alımları aynı şekilde azaltılması gerektiğini söyleyeceğine pek Powell'ın ben inanmıyorum. Amerika'nın çünkü bu delta varyantı da çıktı. Böyle bir ortamda varlık alımlarına gitmek pek akıl kârı olmayabilir onlar için. Böyle bir söylem. Piyasayı stabil tutucu bir açıklamalar yapabilir diye düşünüyorum. Eğer emtia yönünde ve faiz yönünde, faiz artırılmayacağı yönünde, hatta düşüleceği yönde bir açıklama olursa olsa altın fırlatabilir ve o marka 10 yıllık tahvil faizleri çok daha fazla geriye gelebilir diye düşünüyoruz. Böyle araya sıkıştı yani. Bunun için yapacak pek bir şey yok. Bunu bekleyip görmekten öte yapacak bir şey yok. Çarşamba günü bakalım ne olacak, biz de merakla bekliyoruz. Ülke içinde de yani faiz indirimleri yapılması gerekiyor belki ama bu faiz indirimi yapacak bir dolar kuru şu an için yok. Bu banda yapışık şekilde gezecek, 8.50-8.58 buralarda 8.50'nin altına inmez diye düşünüyorum ben. Yarın bir gün bir anda bir patlama yapıp 8.60-8.70 de görülebilir. Çünkü çok kırılgan bir yapıya sahip şu anlarda. O da gram altını falan besleyecektir diye düşünüyorum. Sözünüzü ben yılın sonunda, daha bir 5-6 ay var, gram altını 600 ile 650 bant arasında, dolar ise en az 9 lira 20 kuruşlarda bekliyorum. Bakalım bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Video altı yorumlarınızı bekliyorum. Amerika bu altından ne istiyor? Ons altından ne istiyor? Gram altın niye bir türlü artamıyor? Doları kimler baskılıyor? Bu şekilde kalmış gözüküyor. Swap anlaşmaları bulabiliyorsunuz. 8.80-8.82'ye kadar çıkmış bir dolar kurunda. Sonra swap anlaşmalar oldu. Belli bir miktar borçlar bulundu. Borçla nereye kadar dönecek? Bakalım. Bu borçların ödenme zamanı da gelecek çünkü. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Çok rica ediyorum bu videonun altına dolar ve altınla ilgili, özellikle yıl sonuyla ilgili beklentilerinizi dile getirirseniz sevinirim. Bu çarşamba Powell neler diyecek? Ons altın yukarı ivmelenir mi yoksa düşer mi? Gram altını herkes, hani bazı kötümser yorumcular var diyor, 380'ler 400'e düşecek diye. Buna katılanlar var mı? Geçmişten aldığınız tecrübelerden dolayı sizlerin de yorumları da önemli. Bunları bekliyor olacağım. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen abonelik butonuna asılın bakalım arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum.